Merhaba arkadaşlar, geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Bu videomda atık yoğurt kaplarından organizer yapacağım. Masa düzenleyici olarak ve kalemlik olarak da kullanabiliriz. Bunun için gerekli olan malzemem 2 adet karton. Ben kartonları bu şekilde kestim, çiçek şeklinde. Arkasında marka olduğu için önceden kestim. Sizler düz yuvarlak da yapabilirsiniz. 7 adet yoğurt kabımız, böyle gördüğünüz gibi atık. Gerekli ve mor ve pembe akrilik boya kullanacağım. Bu yoğurt kaplarımı boyamak için kullanacağım. Yapıştırmak için de sıcak silikon kullanacağım. Hemen yapım aşamama geçiyorum. İlk mor akrilik boyam ile başlayacağım boyamaya. Evet. Görmüş olduğunuz fırçamla kutumu bolca boyuyorum. Birkaç kat sürmem gerekecek. Bunu kurumaya bırakacağım ve tekrar süreceğim. Tahminen 3-4 katta kapanır üzerinin deseni yazısı. Evet, bu şekilde boyayacağım. Arkada markası olduğu için gösteremiyorum. Ben hemen bunları boyayıp tekrar döneceğim. Arkadaşlar, bir kat akrilik boyayı uyguladım. Şimdi ikinci kat akrilik boyamı uyguluyorum. 3 kat akrilik boya uygulayacağım. Böylelikle yazıları, dışındaki şu renkler gitmiş olacak. Yazılar, markalar sade ve şık bir renk alacak. 4 bardağımı mor renge boyadım. Diğer 3 bardağımı pembe, pudra pembesine boyayacağım. Evet, ben bunları uyguluyorum. Arkadaşlar, morları boyadım. Şimdi pembe rengimi boyayacağım. 3 kutu pembe renk de boyayacağım. Bu şekil. Yine buna da 3 kat akrilik boya uygulayacağım. Bakın, ilk katta çok belirsiz oluyor. Ama diğer 3 kat uygulandığında morlar gibi olacak. Arkadaşlar, kutularımızı boyadım. Boyama işlemimiz bitti. Mor ve pembe boyaları kullandım. Şimdi alt zemini oluşturacak kartonumu yapıştırıyorum. Altında marka olduğu için ben yapışkanımı süreceğim. Evet, yapıştırdım iki kartonu. Bu şekil yapıştırdım. Tam üst üste değil de biraz ayrık yapıştırdım. Şimdi sırayla kutularımı yapıştırıyorum. Öncelikle şu şekil koyacağım. Yerlerini belirleyeceğim. Sonra kaldırıp altlarını yapıştıracağım. Evet. Bu şekil olacak. Evet, tek tek silikon tabancasıyla şu şekil altına sıkıyorum sıcak silikonumu ve yapıştırıyorum. Önce morları yapıştırıyorum. Bu şekil. Evet, yapıştırma işlemim bitti. Arkadaşlar, organizerimiz bitti.
Kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Masanızın üzerinde düzenlemek için de kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta makyaj malzemelerini koymak için de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Son görünüm budur. Şöyle gösterelim. Silikonla yapıştırdık. Hiçbir zaman pırtma falan yapmayacaktır. Evet. Benim elimde yoğurt kapları vardı, minik böyle bardak şeklinde. Ben onları değerlendirmek istedim. Masa düzenleyicisi yaptım kendime. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Fikir bizden, geliştirmek sizden. Hoşça kalın, kanalımızda kalın.